Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre içi reseptörlerde kalmıştık. Şimdi hiç ara vermeden devam edelim. Hücre içi reseptörler. Önceki bahsettiğim reseptörler hücre zarının yüzeyinde bulunan reseptörlerdi. Şimdi hücre içine giriş yapıyoruz. Bununla ilgili bir soru gelmişti. 2018 senesindeydi arkadaşlar. Hatta ben de girmiştim sınava. Orada direkt olarak sormamıştı ama şu şekilde sormuştu. İşte östrojen hormonu ile ilgili hangisi doğru mudur, hangileri yapılabilir mi ne, öyle bir şey sormuştu. Burada işte östrojen diyor hücre içindeki reseptörlere bağlanır. Şimdi burada neyi bilmemiz gerekiyor? Hücrenin içerisine girebilmesi için küçük bir molekül olması lazım. Östrojenin yapısı nasıl? Steroid yapılı bir hormon. O zaman steroidler hücre zarından geçebildiğine göre hücre içerisindeki reseptöre bağlanır mı? Evet. O zaman o doğru demekti arkadaşlar. İşte böyle bir soru gelmişti. Bu yüzden bu yapılar, bu anlattığım konu önemlidir. Tabii bunu hormonlara gelince de belki bahsederiz ama yine burada da öğrenmemiz daha iyi olur. Daha akılda kalıcı olur. Şimdi arkadaşlar, kimyasal bir haberci. Hücrenin içerisindeki reseptöre bağlanabilmesi için arkadaşlar hidrofobik, o zarın hani hidrofobik kısmı vardı ya, işte o neyler, bacaklar böyle birbirine bakıyordu. Yukarıda ne vardı? Gliserol vardı. Aşağıda arkadaşlar şöyle yağ asitlerinden oluşan bacaklar vardı. Birbirine bakıyordu. İşte bu bacaklı olan yapıdan, yani hidrofobik olan kısımdan geçmesi gerekiyor. Bunu geçebilmesi için de küçük yapılı olması lazım. Mesela steroidler, tiroid hormonu, daha sonra nitrik asit, nitrik oksit gibi moleküller arkadaşlar zarın fosfolipidlerinden kolayca geçebiliyorlar. Örnek vereyim. Hani az önce östrojenden bahsettim ya, mesela testosteron. Testosteron hormonu da yine steroid yapılı bir hormondur. Şimdi söylediklerimi yazayım. Daha sonra bu testosteron hormonunun nasıl hücrenin içerisine girip reseptöre bağlandığını anlatalım. Şöyle yazalım. Bir kimyasal habercinin hücre içi reseptöre ulaşabilmesi için hidrofobik hücre zarını geçmesi gerekir dedik. Peki bu geçen maddeler nelerdir? Steroidler, mesela tiroksin hormonu, daha sonra nitrik oksit NO ile gösteriliyor arkadaşlar. Zar fosfolipitlerinden kolayca geçebilir. Kolayca geçebilir. Evet, şimdi geliyorum örneğime. Ne dedim? Testosterondan bahsedeceğiz dedik. Arkadaşlar, testislerden salgılanan bu hormon kan yoluyla tüm vücut hücrelerine gidiyor. Tüm vücut hücrelerinin içerisinden de giriyor. Ama hangi hücrenin içinde kendine özgü reseptör varsa ona bağlanıyor ve o hücrenin cevap vermesi bekleniyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela işte yine insülinden bahsedeyim. İnsülin şöyle bir paket halinde, mesela şöyle olsun. Diyelim ki kanımızın içerisinde şöyle bir paket halinde sadece karaciğere gidiyor gibi düşünmeyin. Ne yapıyor bu? Kanın içerisinde bütün hücrelere gidiyor. Ama bunu tanıyan özel reseptörler nerede var? Bu insülini tanıyan karaciğerde var. Dolayısıyla sadece oradaki hücreleri uyarabiliyor. Diğerlerini uyarmıyor arkadaşlar. Testosteron da aynı şekilde. Tüm vücut hücrelerinin içerisine giriyor. Kadınlarda da östrojen aynı şekilde. Östrojen de yine bizim tüm vücut hücrelerimize girer arkadaşlar. Ama sadece reseptörü olan, yani ilgili reseptörü olan hücreleri etkiler ve o şekilde cevap oluşturur. O zaman yazalım. Şöyle örnek olarak testislerden salgılanan testosteron hormonu kan yoluyla, bu arada hormonlar sadece kan yoluyla taşınır, unutmayın. Kan yoluyla tüm vücut hücrelerinin içine girer. İçine
girer. Hücrenin içindeki reseptöre bağlanarak cevabın oluşmasını sağlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar, buradaki reseptör gidiyor çekirdeğin içerisine ve çekirdekte işte erkeklerin eşeysel özellikleriyle ilgili genleri aktif hale getiriyor ve böylece cevabın oluşturmasını sağlıyor. İşte bu şekilde bizim dediğim gibi testosteron, östrojen, bunun gibi birçok steroid hormonun çalışma mekanizması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geliyoruz proteinlerin görevlerinden bahsedeceğiz. Bu fosforilasyondaki görevlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu olayı sadece sözel olarak anlatacağım. Çünkü öyle hani yazmaya değer pek fazla bir şey yok. Şöyle arkadaşlar, nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ATP'den bir tane proteine bir fosfat ekleniyor. Daha sonra bu fosfat aktarılan enzimleri arkadaşlar genel olarak ne yapıyor? Aktif hale getiriyor. Daha sonra biz bunların isimlerine genel olarak kinazlar diyoruz arkadaşlar. Kinazlar, işte protein kinazlar aktif hale gelen enzimlerdir. Bu enzimler birbirleri üzerine etki ederek bir protein yolu oluşturuyorlar ve daha sonra da bu protein yoluyla cevap oluşumu, sinyal aktarımı gerçekleşiyor. İşte proteinlerin görevi bu şekildedir. Şimdi ben size geliyorum. Reseptörlerden bahsettik. İkincil mesajcılar dediğimiz bir olay daha var arkadaşlar. Bir de bundan bahsedelim. Şöyle ikincil mesajcılar diye bir başlık atıyorum. İkincil mesajcılar. Nedir bu ikincil mesajcılar? Arkadaşlar bunlar sinyal aktarım yolunda hani proteinlerden bahsettik ya, tamamı protein değildir. Protein olmayan yapılar da vardır arkadaşlar. Bunlardan iki tanesinden bahsedeceğiz. CMP yolundan bahsedeceğiz. Bir de kalsiyum iyonları ile inositol fosfat dediğimiz molekülden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim. İlk önce genel bir hattıyla yazalım. Sinyal aktarım yolunda sadece protein kullanılmaz. Başka moleküller de kullanılır. Bunlar dediğim gibi bunlar nelerdir? CMP dediğimiz bir molekül. Bir dedik ve ikincisi de arkadaşlar dediğim gibi kalsiyum iyonları ve bu ikisini birlikte anlatacağım tabii ki inositol trifosfat. Şimdi ilk önce CMP'den bahsedelim, daha sonra ikincisinden bahsedelim arkadaşlar. Şöyle farklı bir renkle yazalım, yeşille yazalım. Bir diyorum CMP. Bir CMP. Arkadaşlar CMP nasıl etki ediyor? Arkadaşlar burada epinefrinden bahsedeceğim. Şöyle epinefrin yani adrenalin hormonu ne yapıyor? Sinyali başlatıyor. Karaciğere ya da kas hücresi zarından içeri taşıyan ikinci haberciye biz CMP diyoruz. Yani epinefrin ne yapıyor? Sinyali başlatıyor. Daha sonra hücrenin içerisine taşıyan da kimdir? CMP moleküldür. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Epinefrin tarafından başlatılan sinyali karaciğer ya da kas hücresine taşıyan ikincil habercidir. Peki bu nasıl yapıyor arkadaşlar bunu? Sinyal molekülü bağlandığı zaman adenil siklaz dediğimiz bir enzim arkadaşlar ATP'yi CMP'ye dönüştürüyor ve böylece bir ikinci mesaj oluşturuyor. O zaman yazalım. Sinyal molekülü ya da sinyal bağlandıktan sonra şöyle sinyalin bağlanmasıyla diyelim.
bağlanmasıyla adenil siklaz dediğimiz enzim ATP'yi CNP'ye dönüştürür. Bu şekilde dönüşüm sonucunda da arkadaşlar taşıma olayı zaten gerçekleşiyor. Şimdi burada bir örnek vereceğim size arkadaşlar. Kolera dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalığa sebep olan bir bakteri, Vibrio cholera dediğimiz bir bakteri arkadaşlar. İnce bağırsağın hücre çeperinde çoğalarak, yani hücre ince bağırsak çeperinde, yani iç yüzeyinde çoğalarak bir toksin üretiyor. Bu toksin arkadaşlar su ve tuz salınmasını artırıyor. Ve G proteinini etkiliyor arkadaşlar. Yani su ve tuz salınımında görevli olan bir G proteinini etkiliyor. Bu protein arkadaşlar sürekli aktif formda takılı kalıyor. Aktif formda takılı kalınca adenil siklaz sürekli olarak CNP oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi G proteini geliyor, adenil siklaz uyarıyor. Adenil siklaz da sürekli CNP oluşturuyor. Ve bu CNP de arkadaşlar yüksek derişime çıkınca bizim ince bağırsağımız sürekli olarak su ve tuz üretiyor ve kolera dediğimiz hastalık bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, CNP bu şekilde. CNP için isterseniz şöyle örnek yazalım. Örnek diyelim. Kolera hastalığına ya da hastalığında su ve tuz seviyesini artırır. Bu şekilde kısaca yazabiliriz. Hani uzun uzun yazmaya gerek yok. Şimdi birincisi bu şekilde dedik. İkinciye geçelim arkadaşlar. Bu da artık konumuzun sonu. İkincisi de kalsiyum iyonları ve inositol trifosfat. Şimdi bu molekül nasıl görev yapıyor? Mesela kalsiyum iyonlarını sinirsel iletimde, kas iletiminde göreceğiz arkadaşlar. Orada da hani görev yapıyorlar. Burada da bahsedeceğiz. Şimdi kalsiyum iyonları çeşitli protein pompalarının aracılığıyla arkadaşlar hücre dışına salgılanıyor. Veya işte sadece hücre dışı değil, endoplazm retikulum olabilir, mitokondri olabilir, kloroplast olabilir. Bu gibi organellerin içerisinde pompalanıyor. Mesela çizgili kaslarda sarkoplazmik retikulum vardı değil mi? Kalsiyumu depo ediyor. İşte burada kalsiyum iyonları bir nevi iletimde görev yapmış oluyor. Arkadaşlar daha sonra bir sinyal geliyor G proteinine bağlanıyor ve aktif hale geliyor. Sonra zar fosfolipitlerinden de inositol trifosfat dediğimiz bir molekül salgılanıyor. Bu molekül arkadaşlar endoplazmik retikulumdan kalsiyumun sürekli dışarı salınmasını uyarıyor. Ve böylece serbest kalsiyum da nereye geliyor? Serbest kalsiyum bir moleküle bağlanıyor arkadaşlar. Bu molekül çeşitli proteinlerin aktif hale getirilmesini veya üretilmesini sağlayarak cevap oluşturuyor. İşte kalsiyum iyonları ile inositol trifosfat birlikte çalışıyor. Bu da bizim ikinci mesajlarımızdan bir tanesidir. O zaman şöyle yazalım. Kalsiyum iyonları bugün bu horoz da bir türlü susmadı. Çeşitli protein pompalarıyla aktif olarak hücre dışına ya da endoplazmik retikulum, mitokondri, kloroplast gibi organellere gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi daha sonra dediğimiz gibi bir sinyal molekülü G proteinine bağlanır ve aktifleştirir. Daha sonra arkadaşlar zar fosfolipitlerinden inositol trifosfat
Trifosfat. Bunu biz İP3 olarak da gösteriyoruz arkadaşlar. İP3 sentezlenir. Sentezlenir. Bu bileşik Er'den kalsiyum çıkışını uyarır. Ve hücreleri etkileyerek cevap oluşturulur. Aynı kas kasılması gibi düşün arkadaşlar. Kalsiyum iyonları dışarı çıkınca ne oluyor? Gidiyor aktin miyozine bağlanıyor. Daha sonra kas kasılması gerçekleşiyor. İşte kalsiyum iyonlarıyla inositol trifosfatın çalışması da bu şekildedir. Böylece hücreler arası haberleşmeyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda nereye geçiyoruz? Hücre bölünmelerine. Mitoz ve mayoz bölünmeyi anlatacağım size. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.